Sevgili dostlar, herkese merhaba diyelim tekrardan. Şöyle hemen tek dereceli çipte hemen bir jungle ve orta olarak maçımızı hızlıca aratalım. Ve maçımızı buldu. Evet, bize jungle geldi. Hemen şöyle seçimlerimizi hızlıca yapalım. Evet, takımlarımız belli oldu. Destek Shaco, ben ormanda Master, üst Jax, orta Zed, altta da Lucian var. Karşıda Rammus var, Azir, Jinx, Morgana ve Yorick var. Bizim için sıkıntılı bir maç. Burası da rünlerim. Neden derseniz bizim takımımızda AP yok ve karşıda Rammus var. Rammus için çok eğlenceli bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım, yani gerçekten ciddi anlamda merak ediyorum. Benim için zor olacak. Biraz Rammus'la fightlarda çok dikkat etmem gerekiyor. Ve şöyle de bir durum var. Fightlarda Rammus en son girmemiz gereken adam. Ama tabii Rammus onlara öncülük edeceği için biraz sıkıntı çekeceğiz, çekmeyeceğiz değil. Aslında bizim üst alan arkadaşımız da ortaya AP al dedi ama bizdeki Zed pek takmadı yani. Aslında AP alsa çok daha hayırlı olabilirdi. Karşıya bakarsak yani 155k midleri var Azir. Zed'i inşallah patates etmez diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Bu maç bizim için gerçekten zorlu geçeceğiz. Geçecek. Alırsak bile bu maçı, yani early game'de almak biraz zor olacak diye düşünüyorum. Early game'i atlatamazsak mid game'de adamlar bize çok ciddi yüklenirler. Late'e kalıyor biraz işimiz. O yüzden fightlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle benim çok dikkatli olmam gerekiyor. Rammus zaten ganklerinde çok iyi. Hızlıca gelip aynı Hecarim tarzında veya Kayn gibi birden çıkıp adama direkt dalıp hemen onu kışkırtabiliyor. O yüzden biraz dikkatli oynamamız gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Jax de, Zed de, hani ben de aynı şekilde oyun taşıyıcı karakterleriz. Yani karşıya göre aslında hani late'imiz çok daha güçlü. O yüzden early ile mid'de kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle başlayalım bakalım. Ya özellikle benim için sıkıntılı geçecek. Çünkü Rammus Master'ın en büyük counter'larından biri. Ama şöyle bir şey var. Rammus'a skill'lerini takip edip skill'lerini attıktan sonra doğru bir zamanda girerseniz kesersiniz. Ama hiçbir skill atmadan direkt Rammus'a Q atıp girerseniz ya da normal bir fight başlatırsanız yüksek ihtimal ölürsünüz. Onun için Rammus'a dikkatli girmemiz gerekiyor. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Büyük olanı vur, küçüklere vurma diyor. Olur. Evet, kuşlardan başlayalım bakalım hadi. Sanırım kutu açmış. Onda da kaldı biraz. Sıkıntı yok ya. Bizden yana hiç sıkıntı yok. Şuraya doğru çekelim. Oğlum bu niye çalışmadı lan ha? Aslında güzel yardım etti bize de. Neyse, bir iki küçük kuşun hesabını yapmayacağız şu an ya. Sıkıntı yok. Direkt büyüye vur dedi aslında. Doğruyu söyledi bana ama şey değildi. Q'yu attığım zaman mecbur kuşları da sekiyor ya. İlk skill'de Q'yu açtığım için sıkıntılı oluyor. Arkadaş gene de yardımını yapmış oldu. Sıkıntı yok ama. Ne oluyor ya? Direkt mi? Çık şuradan ya. Manyak mısın sen? Ya git. Cenazeni ben kaldıracağım.
Şeyim gelmedi, gelse. Sıçram da var ama sanırım. O sıçrasını attı. Aklıma geldi sıçrasının olduğu da kötü bir başlangıç oldu ya. Yapacak bir şey yok şu an için. Beni aşırı şekilde geriye düşürdü. Üç level alabilseydim 3 level da çok iyi olacaktı benim için ama. Kes lan onu. İnşallah kesersin. O da kaçarsa var ya. Sıçrayı attım çünkü çarpı kullanabilmek için attım orada. Evet, şu an kötü bir başlangıç yaptığımız için direkt hemen seri bir şekilde. Valla ben orada bütün skilllerimi de attım yani. Yapacağımız bir şey yok. Ama şu Yorick, onu unutmayacağım Yorick ya. Seni unutmayacağım oğlum. Yani o Yorick'in yaptığı şeyin hesabını ödeteceğiz yani. Ama şu an değil. Bizim Zed de bayağı bir sıkıntı çekiyor ortada şu an. Arkadaşımız gelene kadar şurada duralım. İşte biraz level'ımızı düzeltelim. Bu adam beni niye pingliyor acaba ya? Enteresan. Double var. Double buff'ı ben isteyerek vermedim. Adam geldi aldı. O kadar canın gitmeseydi adama hasar sen çıkartsaydın yani, bu kadar basit. Kesti sanırım. Lan hadi. Ya var ya, lanet olsun. Ramus geliyor oraya. Dikkat oraya. Umarım ölmez. Gerçi daha 3 level ya. Ağzına yeder onunla. Yani 3 level olduğunu ben fark etmedim. Niye hala 3 level'da adam, onu çözemedim. Direkt hemen Ejder'e doğru gideyim. Ramus 3 level'da orada. Gerçekten çok gerideydi. Evet, Yorick bayağı öne geçti şu an. Şuradaki Yampiri'yi, gerçi Red'imi alıp Red'den sonra Yampir'den de direkt Ejder'e gideyim. Ondan sonra alamete doğru bir yol çizmem lazım. Şu an iç açıcı bir oyun oynamıyoruz. O Yori'yi kesmek için birazcık şey yapacağız ya. Böyle bir şuraya bakayım. Totem görüş var mı diye.
Totemleri de yok. Çok güzel. Bir tane var ya, vursak ona. Alacaktık onu, güzel de. Ramus şu an nerede acaba, çok merak ediyorum. Blues'un da belki olabilir. Blues'una doğru gidelim. Bakalım. Teşekkür ederim Ramus'cum. Şu an bana çok kızmış olması gerekiyor. Aslında Ejder'i alsam daha mantıklı olacak benim için. Şimdi direkt hemen buradan Red kampını temizleyip şeye gitmem lazım. Jax'e şu an o pinklerini hiç aldırmayacağım. Çünkü orman kamplarımı da temizleyip ona göre gitmem lazım. Zaten şu an adam 7 level. Yani bu bizim hatamız değil yani. Sen orada niye geziyorsun? Kötü bir oyun çıkartıyor. Yüksek ihtimal benim Bloom'u alacaktır. Benim Bloom'u alacak diye düşünüyorum. Yetişebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim bir şansıma. Üzgünüm. Üzgünüm Ramazan'cığım. Tahmin ettim orada olduğunu. Yoksa şey yapacaktım da. Şurayı da tutalım da. Bir base atmam lazım aslında da. Şurayı temizleyip böyle atayım. Aslında alameti hızlı almam lazım. Alameti alacağım. Alameti aldıktan sonra yukarı çıkacağım. Çünkü o Yorick başka türlü zor şu an. Yani en azından bir orman itemimi bitirmem lazım. Şimdi orman itemimiz bitiyor. Ayakkabı bitiyor mu? Bitiyor. İkisini birden bitiriyorsak çok güzel. O zaman biraz şansımız var. Diyecektim. Bitmiyormuş. Bir tane de şöyle alalım. Şimdi alameti alıp oraya geleceğim. Ramus 5 level'da, ben 8 level'ım. Ramus neden böyle oynadığı konusunda anlam veremiyorum Ramus'a. Ya hacım, ben senin kuleni mi tutacağım, alamete mi gireceğim onu anlamadım ya. Alameti alacağım, alamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Alamete çok geç kaldım yani. Baya baya geç kaldım. Gel bakayım şuraya. Yaklaş yaklaşma bana.
Oğlum dönme işte, geliyorum gel. Tamam, bekle burada. Şimdi alameti de açarız. Çok rahat keseriz onu direkt. Oradan kulemizi de açtık. Şimdi şurayı alıp ejdere dön. Aslında direkt ejdere dönmem lazım. Hiç beklemeden. Ejder önemli bir ejder. Normalde kampı temizleyip dönerim ama şu an yapmamam gerekiyor. Redimi alayım. Red'den sonra oraya gideceğim diyeceğim de daha şey yapmış onu da. Neyse. Ramus'u ortaya tutsun. Ben Red'imi alayım. Hiç göstermeden sanırım orayı şeyi alabilirim. Ejder'i. Şu an iyi durumdayım çünkü. Güzel. Ejderimizi aldık. İkinci ejderi almış olduk. Jax nerede? Yeni gidiyor oraya. Şimdi burayı temizleyip sonra mavi kampa gideceğim. Arkadaş orayı da aldı. Dönecek oradan. Yapacak bir şey yok. Oo, Zed. Evet. Zed biraz açılmış anladığımız kadarıyla. Başta biraz sıkıntı çekti ama. Evet, birkaç oyundur midimiz güzel geliyor. Güzel. Jax da açılmaya başladı yavaş yavaş. Şöyle yapalım. Hatta bir tane daha mı saldırırız alalım diyeceğim de. Neyse şundan alalım ya. Bu da bizim W'muzu tetikliyor biliyorsunuz. Şimdi late'e doğru biz daha güçlü olacağız tabii ama Ramus'un geri kalmış olması çok iyi oldu. Şimdi Jax'ı takip edeyim diyeceğim de Jax onu keser şu an ya. Eğer ki buraya kaçarsa kesin zaten ölecek de. Neyse tamam, gitmeye gerek yok. Yorick 11 level. Yorick'in sadece şu an level'ına dikkat ediyorum. Orta kuleye bakayım diyeceğim ama pek çok riskten sadece biri. Beni yemliyor şu an. Arkasında adam olduğunu biliyorum ama. Çok bariz belli yani. Bir sonraki alamet acaba tam vaktinde yetişebilecek miyiz ya? Evet, tam vaktinde geldi ama. Şarko kesemez sanırım onu. Şimdi buradan o tarafa ben gideceğim. Ben keseceğim gittiğim zaman onu. Oraya bir gidelim. Geliyorum diyeyim. Devam edeceğini zannetmiyorum ama devam ederse ölecek.
Gel bakayım buraya sen. Fazla artistik yapıyor. Tabi buraya da gelenler de var bu arada ama. Neyse biz de böyle bunları keselim, ne yapalım. Şurayı tutayım, alamet çıkana kadar en azından bir tur burayı iktireyim. Ramus'u şu an kesebilir miyim acaba ya? Ultim yok olsa. Oha! Oradan nasıl atabildi ki beni o? Ben Q atarken Q'dan çıkarttı attı beni. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan bir atış oldu ya. Şaşırdım yani. Normalde Q atarken çünkü şey oluyor, hedef alınamaz hale geliyoruz. Bak orada da yazıyor, Mastery'yi hedef alınamaz hale gelir ve ışınlanarak hedefin etrafındaki rakiplerle hızlıca saldırır diyor. Hedef alınamaz haldeyken bana nasıl vurabiliyor acaba, onu ben merak ediyorum sadece. Gerçekten çok saçma bir olay oldu yani orada, başka hiçbir şey olmadı. Oraya yardım, oraya yardım. Geliyorum ben de. O ejderi istiyoruz ya. Ben de gidiyorum oraya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gir, gir, gir. Güzel. Buralarda yok mu hiç kaynak bir şeyler ya? Evet canlıyım. Gayet canlıyım. O kadar çok yapıyorlar ama gayet canlıyım. Son ejderimiz kaldı. Son ejderi alırsak çok iyi bir öndelik yapacağız yani. Bayağı bir önde olacağız. İyi, güzeldi. Buraya kadar. Biraz lane de iktirmemiz gerekiyor. Lane iktirmelerini jungle olarak ben yapıyorum. Şimdi Guinsoo'muz bitti. Ben zannetmiyorum Baron'a girdiklerini ama yine bir gideriz. Oha, girmişler mi? Sana yolu göstereceğim. Çok eksiyiz ama ya. Bilmiyorum oradan neler yapabiliriz. Ya yüksek ihtimalle ölürüm ya. Yapacak bir şey yok ya. Ama zorlayacağız. Ya Allah aşkına adam manyak mı ya? 5 kişinin arasına mı dalayım? Orada kimse yok. Jax orada bekliyor. Ben nasıl gireyim oraya? Ki ben zaten yaptığımda, yani vardığımda daha doğrusu oraya, adamlar zaten Baron'u bit almıştı yani. Aldıktan sonra adamlara girmek biraz gerizekalılık olurdu yani. Free kill vermek olurdu benim için. Azir 4-7 gidiyor. Sonya'sı da var. Baron'u da var. Her şeyi var yani. (Gülüyor)
Uramus gelirse keser beni. Ben Uramus'tan kaçmam lazım. İyi güzel. Yörük beni kesemez zaten de işte. Bir de çarpımı da attığım için. O çarpın etkisi gerçekten çok büyük. Birçok arkadaş bilmiyor. Karşı rakibe çarp attığınız zaman orada bakın 4 saniye işaretlenir ve 2,5 saniye 107 ilave gerçek hasar verirsin ve aldığın hasar %20 azalır diyor. Bu bizim için gerçekten ciddi bir rakam. Yani adamdan daha az hasar alıyoruz yani. Hem de 107 gerçek ilave hasar veriyorsunuz. Bu da fight'ta önemli bir durum oluyor bizim için. Oraya doğru geliyoruz ama kaçabilirse. Yakındı be. Geliyoruz diyelim oraya ama. Kaçacaklardır. Aa, kaçmıyor mu gerçekten? Ejder'e kaç saniye? 49 saniye. Redimi alıp Ejder'e gelmem lazım. Saniye boyunca oraları oyalayabilirse son ejderimiz çok önemli. Kiramus da yüksek ihtimal gelecek yani buraya her türlü. Beni korurlarsa ben çok hızlı bir şekilde alırım. Onlar da farkında son ejderin şey olduğunu. İyi, Shaco oyalasın orayı, çok güzel. Güzel. Şimdi girebiliriz işte oraya. Lan nasıl geçemiyorum oradan ben? Aa, sinir oldum. Tamam, orayı zorlamanın anlamı kalmadı. Güzel. Yorick şimdi aşağıya iktiriyor. Bir base atayım. Aklın sonu bitti. Yorick benle bir kere daha bir kapışsın. O Yorick'e bir gücümüzü gösterelim olmadı. Şimdi aklın sonu bitmişken çok farklı bir durum oluyor. Bir de şimdi Ejder'in avantajı da var. 5 saniye boyunca hasar almazsak 200 artı 10 kalkan gibi bir şeyimiz var. Ulti açmadan keseceğim hatta. Şimdi görür, dikkat ederseniz gelirse, beni görmezse umarım. Gördüğünüz gibi hiç ulti bile açmadım yani. Ama saldırı hızımı gördünüz mü bilmiyorum. Kaça çıktı orada. Aklın sonunun en güzel taraflarından biri. Bir de tabii Ejder'in de verdiği avantajı da hesap edersek. Bir de ulti açmış olsaydım siz düşünün yani vereceğimiz hasarı. Ya öyle böyle bir hasar değil yani. Geliyorum diyeyim. Gel buraya, buraya doğru gel. Gel bu tarafa. Neyse, gerek kalmadı. Şimdi biraz daha böyle hızlı bir şekilde farmla devam. Şu an ne almam gerekiyor? Çivili var ya karşıda şimdi. Çiviliye en iyi ne gider? Gerçi 3 saniyesi var. Şöyle tutalım. Sanırım bir strike patlar ya şu an bize. Bu baronu ben alırım yüksek ihtimal. Eğer ki gelmezlerse. Ben solo baron alırım. Koridor iktirin diyelim. Kendini aştı.
Oğlum ben alırdım zaten ya. Niye geliyorsun ki? Nerede lan adam? Nereye gitti o? Adam kayboldu yahu. Toz olup uçtu. Ya Jinx, tek başına burada durmak için gerçekten aptal olman lazım ya. Umarım gerçekten kuleye devam etmiyorsundur. Gel, gel istersen. Gerçi yapacakları fazla bir şey de kalmadı adamların ya. Hani sola iktiriyorlar. Ya bana bir pusu kuracaklar. Ki sıçram da var şu an. Eğer şey olursa kesinlikle o pusudan da sağ çıkarım diye düşünüyorum. Strike'e kaç kaldı? 1125. Red'imizi alalım. Kadim'i bekliyorum aslında. Şu an yani beklediğim Kadim benim tamamen. Karşı jungle 13 level. Biz 18 olduk. Karşı jungle'a ciddi bir şey yaptık yani sıkıntı çıkarttık. Ve Ejder'e 1-10 kaldı. 1125. Şuna yetişmeyecek ya. Yetişse. Yetişir mi ya da? Sıraya bitirmeme de gerek yok gerçi Ejder için ama. Bir base atayım. Bu Kadim'i alırsak var ya. Öyle böyle değil yani. Gerçi oyun bitti sanırım ama. İnşallah bitirmezler oyunu. Gerçi şu an bitiremeyebilirler. Şu mavisini alayım bunun. Çünkü 5 saniye içinde Rammus'ta olacak. Bakayım. Aynen bit. Bitmeseydi Kadim'i de alıp ondan sonra geleyim diyecektim. Karşı jungle bilmiyorum ama level konusunda çok gerideydi. Çok kötü bir oyun çıkarttı. Zed'e verelim. Zed gerçekten güzel gezmeler yaptı. Diyeceğim 32 olmuş adam. Ben hiç fark etmedim bile. Gerçekten ciddi anlamda baya bir fark açmış. Öyle öyle değil yani. Jax report, Lucy report. Kim demiş bunu? Aa bizde şey adam da çıkmış bu arada. Ben hiç fark etmedim ya. Şu adamı evet. Kasten oyundan çıkmaktan AFK diyelim. 8 level'da adam bırakmış. Ben hiç onu takip bile etmedim inanın ya. O kadar çok oyuna hani fokuslanmışım ki. Direkt hani ejderleri kaçırmayalım. Aman baronu kaçırmayalım falan. Bayağı iyi oldu. Biraz Zed'in farkı oldu. Jungle'da da benim hiçbir ejderi kaçırmamamız ve iyi takip etmemiz de iyi oldu. Yani karşı jungle gerçekten bilmiyorum bayağı kötüydü yani. Ama şu itemlerle bile ne olursa olsun keserdim yani. Hani Rammus korktuğum bir karakter Master oynarken. Ama Zed de zaten almış başını gitmiş. Neyse eğlenceli enteresan bir maç oldu. 4'e 5 oyun kazanmış olduk ama zaten Zed kendi başına 4-5 kişilik gibi oyun çıkartmış. Umarım siz de zevk almışsınızdır arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şampiyonlarla çok fazla fight atmaya fırsat olmadık zaten. Zed tek başına götürmüş. Biz her zamanki gibi dediğim gibi görevleri oynadık. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.